Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Yunan ordusu dibimizdeki adalara girdi. Asker araçları çıkardılar. Yunanistan devletin uluslararası kanunlara aykırı bir şekilde Ege'de bulunan gayri askeri konumdaki adalara zırhlı araçlar sevkiyat etti. İnsansız hava araçlarımız tarafından görüntülenmişti. Çıkarma gemisinin Midilli Sisam'a özellikle ABD tarafından hibe edilmiş askeri araçları sevk edilmesi dikkatleri çekti. Kıymetli izleyenler, Yunanistan devleti uluslararası kanunlara aykırı bir şekilde Ege'de gayri askeri konumdaki adalara girdi. Zırhlı araçların sevk edildiği anlar bugün itibariyle ortaya çıkartıldı. Çıkarma gemisinin Midilli Sisam'a özellikle ABD tarafından hibe edilmiş askeri araçların olması dikkatleri çekti. Yunanistan devletinin gayri askeri kurumdaki adalara karşı uluslararası kanunları çiğleyen faaliyetleri İHA'larımız tarafından görüntülendi. Güvenlik kaynaklarımızdan edinilmiş bilgiye göre Ege'de görev uçuşu icra eden Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait İHA'larımız bir hareketlilik tespit ederek Yunanistan'a ait iki çıkarma gemisinin Midilli Sisam'a seyir halinde olduğunu belirledi. Söz konusu bu gemilerin Midilli'ye 23, Sisam'a 18 taktik tekerlekli zırhlı araç sevkiyatı yaptığı ortaya çıktı. Zırhlı araçların ABD tarafından Dede Ağaç Limanı'na gönderilmiş araçlardan olması da dikkatleri çekti. Güvenlik kaynakları Eylül ayı içerisinde yaşanmış bu olayları Yunanistan'ın Türkiye'yi yakın adaları silahlandırmaya, Gazze konumunu ihlal etmeye devam ettiğinin en açık göstergesi olarak isimlendirildi. Kıymetli izleyenler, Gazze'lara özellikle ABD tarafından hibe edilmiş silahların yerleştirilmeye çalışıldığı ifade eden kaynaklar, yapılan diyalog iyi komşuluk çağrısına karşı NATO'da müttefik olan Yunanistan devletinin uluslararası kanunlara müttefiklik ruhuna hareket ettiğine dair bu tam manasıyla bir ispat diyerek bir ifade kullanıldı.